Merhaba çocuklar, fen bilimleri dersindeyiz. Konumuz dünyamızın hareketleri, kitabımızın 33. sayfasında. Dünyamızın hareketleri konusunda dünyamızın kaç çeşit hareketi var? Bunların sonucunda ne oluyor onu öğreneceğiz. Dünyanın hareketleri. Dünya kelimesi fen bilimlerinde özel bir isim olmuş oldu çocuklar. O yüzden bunu ayırdık. Dünyamızın çocuklar iki hareketi var. İki hareketi var, yazmaya gerek yok. Hemen hareketlerin adını yazalım. Birinci hareketi kendi etrafında dönüşü. İkinci hareketi de güneş etrafında dolanması. Demek ki dünyamız iki hareket yapıyor. Birincisi kendi etrafındaki dönüşü, ikincisi de güneşin etrafındaki dolanması. Şimdi önce kendi etrafındaki dönüşünü konuşalım. Dünyamız çocuklar, 3. sınıfta modellerini falan incelemiştik. Küre dediğimiz bir şekli var. Yani topa benziyor. Top gibi, küre gibi diyoruz bu şekle. Ancak bu küre çok düzgün bir küre değil. Yani biraz böyle basık bir küreymiş dünyamız. Uzaydan çekilen fotoğraflar, bilim adamlarının araştırmaları sonucunda. Yani şöyle yüz yuvarlak gibi değil de biraz böyle kutuplarından diyoruz biz, alttan üstten basık gibi. Ortası şişiyor bu sefer tabii. Yani biraz daha şöyleymiş gibi düşünebiliriz yani. Ve çocuklar, dünyamız yine uzayda bu şekilde durmuyormuş. Hafif şöyle duruyor. Yani bu sefer nasıl duracak çocuklar uzaydaki duruşu? Ben biraz fazla yamulttum ama olsun. Yani yine basık olmasına rağmen böyle durmuyor. Böyle duruyor diyelim. Dünyayı çok çirkinleştirdik. Şurasını azıcık daha küçültebiliriz şöyle. Evet. Demek ki dünyamız küreye benziyor. Ama tam bir küre gibi değil. Yani bunun gibi değil. Dünyamız kutuplar dediğimiz uçlardan bastırılmış gibi duruyor. Ve ortası o zaman şişkinleşiyor. Ama uzayda da böyle durmuyor. Dünyamızın uzaydaki duruşu biraz böyle çocuklar, basık ve yan duruyor. İşte çocuklar, dünyamızın uzaydaki duruşu böyle. Bilim adamları dünyanın bu dönüşünü incelerken diyorlar ki sanki dünyanın tepesinden aşağı böyle bir mil, bir çubuk var ve dünyamız onun etrafında böyle sanki bir çubuğa takmışız gibi, içinden çivi geçirilmiş ya da çubuk geçirilmiş bir top düşünelim. Sanki onun etrafında böyle dönüyormuş gibi diyorlar. Böyle dönüp duruyor bu çubuğun içinde. İşte çocuklar, dünyanın kutuplarından geçtiği düşünülen bu çubuğa, yani çubuk gibi bir şey olsa diyor bilim adamları, işte böyle duracak diyor. Buna çocuklar eksen diyorlar. Eksen. Dünyanın ekseni. Dünya sanki böyle bir çubuğa takılıymış gibi o çubuğun etrafında, o çubukta dönüyormuş gibi hareket yapıyor. Ve buna eksen diyoruz. Ama tabii öyle bir çubuk yok. Sadece varmış gibi düşünsek, böyle bir çubuk varmış gibi düşünsek onun etrafında dönüp duruyor. Yani dünyamız tam böyle düz durmuyormuş. Biraz yan duruyor. Ve dünyanın dönme şeklini yaptığı bu çubuk varmış gibi düşündüğümüz şeye de eksen diyoruz. Sanki burasından bir şiş taktık ve dünya dönüyor. İşte buna eksen diyoruz çocuklar. Belki kitaplarımızda görürsek ne olduğunu bilelim diye söylüyorum. Dünyanın kutuplarından geçtiği düşünülen, hayal edilen bir çubuk diyelim biz buna. Sanki öyle bir çubuğun içinden geçmiş de dünyamızda o çubukta dönüyormuş gibi, işte o çubuğa biz eksen diyoruz. Gerçekte öyle bir şey yok. Tabii sadece olsaydı öyle olacaktı. Bu neye yarıyor çocuklar? Dünyanın hareketini daha iyi incelemek için bilim adamları böyle bir şey düşünüyorlar ve diyorlar ki buna göre dünyanın hareketlerini daha iyi inceliyorlar. Evet, demek ki dünyamız kutuplarından basık ve uzayda yan duran bir küre gibi şekli var. Ne yapıyormuş dünyamız? Kendi etrafında dönüyormuş. Dünyamız kendi etrafında dönüyor. Bir yerde dönen bir topaç gibi düşünelim. Kendi etrafında dönüyor. Uzay dediğimiz yerde çocuklar bir boşluk. Dünyamız orada kendi etrafında dönerken tabii ne var çocuklar gökyüzünde?
bizi aydınlatan, bize ışığı ve ısı, sıcaklık veren bir güneş var. Dünyamız da o güneşten bir hayli uzakta, burada bir yerde böyle dönüp durmaya devam ediyormuş. Dönüyor. Dönerken ne oluyor çocuklar? Dünyanın güneşe gelen tarafı gündüz oluyor. Çünkü orası ışıklar geliyor oraya. Ancak arkada gelen yere ışıklar vuramadığı için burası karanlıkta kalıyor ve orada ne oluyordu? Gece. Bunlar bizim geçen seneden bildiğimiz şeyler. Dünyamız kendi etrafında dönerken güneşe gelen tarafında gündüz, arkada kalan tarafında gece oluyor. Biraz sonra dünya dönmeye devam ettiği zaman gece olan taraf güneşe geliyor. Bu sefer gece olan taraf güneşe geldiği için orası gündüz oluyor. Az önce gündüz olan yer arkaya gittiği için bu sefer orada gece oluyor. Yani bu şekilde gece gündüz, gece gündüz birbirini takip etmiş oluyor. Burada neyi anlıyoruz çocuklar? Gece ve gündüzün olması için dünyanın dönüyor olması gerekir. Eğer dünya dönmeseydi, yani hep aynı tarafı güneşte kalsaydı ve hep aynı tarafı arkada kalsaydı, dünyanın bir tarafında hep gündüz, dünyanın bir tarafında hep gece olurdu. Gece ve gündüzün değişiminden anlıyoruz ki demek ki dünyamız dönüyor ve döndükçe güneşe gelen tarafı gündüz, arkada kalan yer gece, gece gündüz, gece gündüz devam ediyor. Peki, acaba dünyamız bu kendi etrafında bir dönüşünü diyelim, bir tam dönüşünü ne kadar zamanda tamamlıyor? 24 saatte. 24 saatte çocuklar dünyamız bir tam dönüş yapıyor kendi etrafında. Ve çocuklar 24 saatte bir gece bir gündüz oluşuyor. Biz de buna ne diyoruz? Bir gün. O halde dünyamız kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Biz de buna bir gün diyoruz. Ve gece ve gündüz dünyanın kendi etrafındaki dönüşüyle oluşuyor. Evet, dünyanın hareketlerinden birincisi, dünya kendi etrafında döner. Bir eksen varmış gibi, dünya böyle kendi etrafında dönüyor topaç gibi. Ve bu dönüşünün sonucunda ne oluyormuş? Gece ve gündüz oluşuyor. Güneşe gelen tarafında gündüz, arkada kalan yerde gece. Döndüğü için de sürekli gece gündüz ilerlemeye devam ediyor. Peki bu dünya kendi etrafındaki bir dönüşünü ne kadar zamanda tamamlıyormuş? 24 saatte tamamlıyormuş. Biz de ona bir gün diyoruz. Evet, burada güneş olduğu yerde duruyor çocuklar. Dönen kim? Dünya. Halbuki biz sabahleyin diyoruz ki güneş doğdu, akşam da diyoruz ki güneş battı. Yani güneş gelip bir yerden doğup gelip bir yerden batmıyormuş demek ki aslında. Sadece biz sabahleyin güneşi dünyanın dönüşünden dolayı yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Biz işte ona diyoruz ki güneş doğmaya başladı. Halbuki güneş zaten olduğu yerde duruyordu. Sadece biz dünyanın üzerinde güneşi yeni yeni görmeye başladık. Çünkü dünya döndüğü için yavaş yavaş güneşi görmeye başlayınca güneş doğdu diyoruz. Ve dünya dönmeye devam ettikçe biz güneşi daha iyi görmeye başlıyoruz. Sanki güneş yükselmiş gibi görüyoruz. Halbuki dünya döndüğü için biz güneşi daha iyi görebileceğimiz bir açıya gelmiş oluyoruz. Ve güneş öğlen vakti işte çok yükseğimizde, tepemizde gibi görünüyor. Ve akşamleyin de biz giderek artık arkamızı dönmeye başladığımız için güneşe, çünkü arkaya gideceğiz ki gece olsun, biz arkamıza dönmeye başladıkça giderek güneşi daha az az görmeye başladıkça diyoruz ki güneş batmaya başladı. Halbuki güneş hep yerinde. Sadece biz dünyanın üzerinde dünya ile birlikte döndüğümüz için güneşi yavaş yavaş görmemeye başlıyoruz. Yani arkamızda kalmaya başlıyor dünya olarak. Güneş battı diyoruz. Aslında güneşin bir yere gittiği yok. Güneş hep aynı yerinde. Dünyanın dönüşünden dolayı biz sabahleyin güneşi yavaş yavaş görmeye başlayınca güneş doğdu diyoruz. Akşamleyin de yavaş yavaş güneş dünyamızın, yani bizim bulunduğumuz yerin arkasında kalmaya başladığı için güneş batmaya başladı diyoruz. Bunun bir sonucu daha oluyor tabii çocuklar. Sabahleyin diyelim, şu şekli bir daha düzeltelim. Diyelim şu dünya olsun. Tabii güneş dünyadan daha büyük ama biz anlayalım diye şu an dünyayı daha büyük çizdik. Sabahleyin çocuklar, biz güneşi ilk görmeye başladığımızda şurada olduğumuzu düşünelim. Güneşi yavaş yavaş görmeye başladığımızda güneşi alçakta gördüğümüz için güneşten gelen ışıklar gölgemizin daha uzun olmasını sağlıyor çocuklar. Gölge uzun oluyor. Akşam da aynı şey söz konusu. Güneş alçalmış gibi olduğu için yine bu sefer ters tarafta gölgemiz daha uzun oluyor. Ama gündüz vakti öğleye doğru güneşi tam tepemizdeymiş gibi görmeye başlayınca çocuklar, tepeden aşağı ışık vurduğu için öğlende gölgemiz çok kısa olur.
Evet. Güneş ne kadar alçaktaysa sabah doğarken ya da akşam batarken fark etmiyor. Güneş alçakta göründükçe gölgemizin boyu uzuyor. Güneş ne kadar tepemize çıkarsa gölgemizin boyu kısalıyor. Çünkü ışık tam tepemizden vurduğu için gölge yapamıyor. Ancak ayaklarımızın ucunda falan gölgemiz olabiliyor. Ancak güneş aşağılara doğru indikçe ya da sabah aşağıdan yukarı çıkarken yatay geldiği için gölgemiz daha uzun oluyor. Yani gölgenin uzun ya da kısa olması da yine dünyamızın hareketiyle alakalı olmuş oluyor. Güneşi ilk görmeye başladığımız zaman güneş alçaktan vurduğu için gölgemizi uzatıyor. Ama öğlen vaktinde güneşi tam tepemizde görüyoruz. Çünkü dünyamız iyice güneşe dönüyor ve tepemizdeymiş gibi görüyoruz. O zaman da gölgemizin boyu kısalmış oluyor. Onu da söylemiş olalım. Çünkü gün içerisinde gölgemizin değişik olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bunu geceleri yürürken de görebilirsiniz. Sokak lambasının tam dibine geldiğinizde gölgeniz çok kısa olur ama sokak lambasından uzaklaştıkça arkaya ya da öne doğru artık gölgeniz hangi tarafta oluşmuşsa gölgenizin giderek uzadığını görürsünüz. Lambadan ne kadar uzaklaşırsanız gölgeniz o kadar uzun olur. Çünkü o zaman ışık çok eğik gelmeye başlar size. O tam dibine göre tepenizden geldiğinde gölgeniz en kısa olur. Aynı şey güneş ve dünyamız için de geçerli. Gerçekten dünyanın kendi etrafında dönüşünü konuştuk. Dünyamız bir topaç gibi kendi etrafında dönüyormuş. Kendi etrafında dönerken sanki içinden 1 mil geçtiğini düşünürsek 10 mil bilim adamları eksen diyorlarmış. Eksenin etrafında dönüyormuş gibi dönüyor. 24 saatte tamamlıyormuş bu dönüşünü. Gece ve gündüz oluyormuş. Güneşe gelen tarafında gündüz, arkada kalan tarafında gece oluyormuş. Bu 24 saatte bir turunu tamamlayınca, kendi etrafındaki dönüşünü tamamlayınca biz ona bir gün diyormuşuz. Ve gölgemizin boyu da yine dünyamızın dönüşüyle alakalıymış. Güneşi azıcık görmeye başlayınca gölgemiz çok uzun oluyor. Güneşi tam görüp de güneş tepemizdeymiş gibi olduğu zaman gölgemiz kısa oluyormuş. Şimdi gelelim ikinci hareketimize. Güneş etrafındaki dolanma hareketi. Evet yine güneş bir yere gitti yok demiştik. Güneş duruyor. Dünyamız kendi etrafında dönerken bir yandan da ne yapıyor çocuklar? Güneşin etrafında dönüyor. Hem kendi etrafında dönerken bir yandan da güneşin etrafında dolaşma hareketine çocuklar dolanma hareketi diyormuşuz. Dünyanın kendi etrafındaki dönme hareketi var. İkinci hareket neymiş? Güneşin etrafını dolanma hareketi. Çünkü etrafından dolaştığı için buna dolanma hareketi diyormuşuz. Dolanma. Güneşin etrafında dolanıyor. Güneşin etrafında dolanırken çocuklar dünyamız hep aynı yolu izliyormuş. Güneşin çekim gücünden dolayı diyoruz biz ona. Bunu ileriki sınıflarınızda daha iyi öğrenebilirsiniz. Güneşin çekim gücünden dolayı alıp başını gidip istediği gibi dolaşamıyor. Hep aynı çizgide dolanıyormuş çocuklar. Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre. Yani bu yıl bu çizgide böyle gitti. Gelecek yıl biraz daha şöyle geniş dolaşayım. Uzayda bir tur atayım öyle bir şey yok. Dünyamız Güneş'in etrafında hep aynı yolu izliyormuş. Eğer bir yol çizsek hep aynı yolda gittiğini görebiliyormuşuz. İşte çocuklar dünyanın, bu dünya, Güneş'in etrafını dolanırken izlediği yola çocuklar yörünge deniyor. Bazen filmlerde duyarsınız yörünge. Yörünge uzaydaki cisimlerin izledikleri yol demektir çocuklar. Dünyamızın da Güneş'in etrafını dolanırken izlediği yola dünyanın yörüngesi diyoruz. Ve bu yol çocuklar tam yüz yuvarlak bir yol değil. Aynı böyle çizdiğimiz gibi biraz yumurtaya benzeyen bir yolmuş gibi oluyor. Bazı yerleri güneşe daha yakın, bazı yerleri güneşe daha uzak bu yolun. İşte çocuklar bu yüzden dünya bu yörüngesinde güneşin etrafını dolanırken güneşe daha yakın olduğu yerlerde daha çok sıcaklık alıyor. Güneşten uzak olduğu noktalarda da daha az ısı alıyor. Yani daha az sıcak oluyor. O halde çocuklar dünyamız güneşin etrafını dolanırken güneşe yaklaştığı yerlerde daha çok ısınıyor. Güneşten uzaklaştığı yerlerde biraz daha soğumaya başlıyor. Ve bu da çocuklar bir şeye sebep oluyor. O da ne? Mevsimler. Evet. Mevsimlerin oluşmasının sebeplerinden birisi işte dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketidir. Bu yörüngesi yüzünden bazı noktalarda güneşten uzaklaşıyor. Bazı noktalarda da güneşe yakınlaşmış gibi oluyor.
yakınlaşıyor. İşte o zaman dünyanın sıcaklığı değişiyor. Uzaklaşınca tabii ki biraz daha az sıcak olur. Yaklaştıkça daha çok sıcak olur. Ve bu sıcaklık değişimlerinde biz mevsimler diyoruz. Kış oluyor işte, bakın havalar soğuyor. Yaz olunca çok sıcak oluyor, denizlere giriyoruz. Demek ki dünyamız güneşin etrafını dolanırken güneşe yakın ve uzak olduğu noktalar olduğundan dolayı mevsimler oluşuyor. Peki dünyamız kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlıyordu, ona bir gün diyorduk. Peki acaba güneşin etrafındaki bu dolanmasını ne kadar zamanda tamamlıyor? Diyelim ki buradan yola çıktı, başladı. Aynı yere gelinceye kadar ne kadar zaman geçiyor çocuklar? Bir yıl. O da neydi? 365 gün. Yani dünyamız kendi etrafında 365 kere dolaşınca ancak güneşin etrafını bir kere dolaşmış oluyor. Biz de buna bir yıl diyoruz. Bir yıl sürüyormuş. Evet çocuklar, dünyamızın iki çeşit hareket olduğunu öğrendik. Bunlardan birisi kendi etrafındaki dönüş hareketi, diğeri de güneşin etrafındaki dolanma hareketi. Güneşin olduğu yerde durduğunu söyledik. Dünyamız onun etrafında dolaşıyor ve dünyamız kendi etrafında da dönüyor. Yani güneş bizim etrafımızda falan dönmüyor çocuklar. Dünyamız güneşin etrafında dönüyor. Evet, kitabımıza baktığımızda gece ve gündüzü anlatan resimler, onunla ilgili bir deney, daha sonra dünyamızın güneş etrafındaki hareketini, dolanmasını anlatan şekiller var. Bunları da kitabımızdan inceleyelim, iyice öğrenmeye çalışalım. Uzaktan eğitim yaptığımız bu günlerde her konuyu ne kadar çok tekrar edersek o kadar iyidir. Nasıl olsa öğretmen burada anlattı diye kitabı boş vermeyeceğiz çocuklar. Çünkü her şeyi söylememiş olabiliriz. O yüzden hem buradan dinleyeceğiz hem kitabımızdan konuyu okuyacağız. Hiçbir şey atlamayacağız. Böylelikle öğrenmemizi tamamlamış olacağız çocuklar. Evet, şimdi hızlıca tekrar ederek konumuzun sonuna yaklaşacağız. Dünyanın hareketleri iki taneymiş. Bir kendi etrafında dönüşü, bir güneş etrafında dolanma hareketi. Kendi etrafındaki dönüşünü bir eksen etrafında dönerek tamamlıyor ve buna biz bir gün diyoruz. Gece ve gündüz oluşuyor. 24 saat sürüyor. Güneş etrafındaki dolanmasını ise bir yörüngede yapıyor. Ve bu yörüngedeki bir turunu, dolanma hareketini bir yılda, yani 365 günde tamamlıyormuş. Bu güneş etrafındaki dolanma hareketi sırasında da çocuklar güneşe yakın ve uzaklık olması yüzünden mevsimler meydana geliyormuş. Şimdi burada hem kendi etrafında dönerken bir zaman oluşuyor. Neyi o? Bir gün dediğimiz zaman oluşuyor. Güneş etrafında dolanmasından da yıl ve mevsimler, aylar dediğimiz zaman oluşmuş oluyor. İnsanlar ona göre zaman dilimlerine bölmüş oluyorlar. Yani çocuklar, bizim kullandığımız zaman ölçüleri, gün, ay, yıl, saat gibi ölçülerin hepsinin oluşma sebebi dünyanın hareketleri demek ki. Dünyanın hareketleri sayesinde biz zamanı birimlere ayırmışız. Gün demişiz, hafta demişiz, ay demişiz, yıl demişiz, işte mevsimleri yapmışız, saatleri oluşturmuşuz. Bütün bunları neye göre oluşturmuşuz demek ki? Dünyanın hareketlerine göre oluşturmuşuz. Evet, şimdi bunu silelim. Şöyle basit bir tablo haline getirip dersimizi bitirelim. Şöyle bir tablo yapalım. Kendi etrafında dönüşü, dönüş hareketi vardı. Bir de ne vardı? Güneş etrafında dolanma hareketi vardı. Burada ne oluyordu? Gece gündüz oluşuyordu. Ve bu ne kadar sürüyordu? 24 saat. Biz de buna ne diyorduk? Bir gün. Güneş etrafındaki dolanma hareketini yaptığı zaman ne oluşuyor çocuklar? Bir yıl. Yani 365 gün. Tamam diyordu. Bu güneş etrafındaki dolanma hareketinden dolayı ne oluşuyordu? Mevsimler oluşuyordu. Tabii mevsimler oluşunca ay ve haftaları da ona göre oluşturmuş oluyoruz çocuklar. Evet. Dünyamız kendi etrafındaki dönüşünde gece gündüz oluşuyor. Bu 24 saat sürüyor. Biz ona bir gün diyoruz. Güneş etrafındaki dolanma hareketini bir yılda tamamlıyor. 365 gün sürmüş oluyor, yani bir yıl 365 gün.
Ve bu hareketin sonucunda, dolanma hareketinin sonucunda mevsimler, yani ay ve haftalar dediğimiz zaman ölçüleri oluşmuş oluyor. Yine güneş etrafında dolanmasını yörüngede yapar demiştik. O kelimeyi unutmayalım. Kendi etrafındaki dönüşünü de eksen dediğimiz, sanki içinden bir çubuk geçiyormuş gibi dünyamızın, onun içinde dönüyormuş gibi sanki eksen etrafında dönüyordu. Güneşin etrafında da bir yörüngede, yani bir yolda yapıyordu bu hareketini. Evet çocuklar, anlatacaklarımız bu kadar ama dediğim gibi kitabımızı okumayı unutmuyoruz. Mümkün olduğunca çok yerden konularımızı tekrar edelim. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışalım. Çünkü bilgi insanın en büyük gücüdür. Başarılar.